ProPH hocam hoş geldiniz arkadaşlar. En son dersimizde Dreamweaver'da sayfalarımızı oluşturmuştuk ilk e-ticaret sitemizde. Bu dersimizde ise yapacağımız şey bir logo tasarlayacağız. Basit bir logo olacak. Tasarıma önem vermeyeceğim arkadaşlar. Bu e-ticaret sitesi ders serisinde ön plana olacak şeyler programlama olacak. Programlama yaparsanız zaten diğer her türlü sorunu halledersiniz. Tasarımı hemen hemen herkes yapıyor. Framework derslerimiz de olacak. Bugün dersimizde yapacağımız ilk şey dediğim gibi logo tasarım yapacağız. Ondan sonra ise div metodu ile sayfalarımıza başlık, içerik ve footer bölümünü ekleyeceğiz. Fakat bu oldukça zeki bir yöntemle olacak arkadaşlar. Eee uluslararası alanda sıkça kullanılan yani ulusal uluslararası geçerliliği olan bir metot kullanacağız. Ee, bu sayede kullanıcılar sitemize sitemize girdiğinde çabuk yüklenmesini sağlanacak sitemizin. Çünkü önemli olan bu işlerde kullanıcıların siteniz, sizin sitenize ne kadar hızlı bağlanıp bağlanamadı. Genelde yapılan araştırmalara göre 1 ile 3 saniyesini aşan bağlanma sürelerinde, diyelim 3 saniye falan geçti sitenize bağlamak için kullanıcı, 3 saniyede bağlanamadı, direkt kapatıyormuş. Yani genelde araştırmalar onu gösteriyor. Yani ben de şahsen öyle fazla uzun sürdüğü zaman kapatıyorum. Yani girmeye çalışmıyorum İlla o siteye gireyim diye kendimi yırt e, yırtmıyorum. E, bunlar önemli bilgiler. Şimdi başladım. Öncelikle bir logo tasarlayalım. Fireworks diyelim. Fireworks diyoruz. Buradan e, 252 genişliği yüzde yüksekliği olsun arkadaşlar. Yüzde yüksekliği olan bir şöyle oluşturalım. Şöyle şuradan teksten öncelikle bir php hocam yazalım. php basit bir şey olacak arkadaşlar. php hocam diyoruz. Şöyle hocam. Şöyle, şunu şöyle şuradan PHP hocam. Dediğim gibi basit olacak. Önemsemeyeceğim. Siz istediğiniz gibi güzel yapabilirsiniz. PHP hocam. E ticaret ticaret sitesi. PHP hocam. Pro diyelim şuna. Pro PHP hocam. Evet, şöyle şuraya tıklıyorum. Pro PHP hocam. E ticaret sitesi dedik. Şimdi bunlara hazır şekiller vereceğim. Kendim uygulamayacağım şekilleri. Şöyle yapalım. şuna tıklıyorum şuradan. Style'a geliyorum. Şuradan cooperative text style'ları var. Kreatif. Evet, text kreatif. Şöyle şuradan şuna şunu verebilirim. Evet, şuna bakayım. Evet şu kırmızı daha güzel oldu. Şuradan da boyutunu küçültelim. Tabii ki henüz anlamadınız. Evet, boyut küçünce renkte kayboldu. Şuna bakalım. Pembe olmasın ya pembe <laughs> evet şunu verelim bakalım boyutunu da küçültelim evet bunun rengi fazla gitmedi şöyle kalsın şurada evet tam şöyle güzel oldu tam da sığdı bu şuna da bir tane verelim şuna bakalım evet bu da bu olsun küçültelim şöyle evet şöyle pro ph hocam e-ticaret olsun evet dediğim gibi arkadaşlar uğraşmayacağım şöyle kalsın şöyle yapalım biraz tıkladıktan sonra klav klavyenizde ok tuşlarıyla yukarı aşağı ok tuşları şöyle yukarı doğru kaydırabilirsiniz ki simetrik yapalım. Şöyle simetrik olsun. Şöyle şurayı da şöyle. Evet. Şöyle kaydıra kaydıra ortalarsanız olur arkadaşlar. Şu alttaki boşluğu da alalım. Onu da öğrenmiş olursunuz. Ee, Fireworks ve Photoshop derslerimiz olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Çok güzel tasarımlar yapacağız birlikte. Canvas size diyoruz buradan. Yukarıyı seçiyoruz. Neden yukarıyı seçtik? Şöyle. Çünkü aşağıdan keseceğiz. O yüzden sağ sol ve aşağıya alıyoruz. Eğer yukarıdan kısaltma yapsaydık bu durayı alacaktık. Sol sağ hem ortadan yani kısaltmalar oluyor. İstediğiniz yöne doğru kısaltma yapabilirsiniz. 100 piksel tahminimce 85 yetecektir bize. 85 bir bakalım. Olmadı büyütürüz küçültürüz. Evet 85 yetti dediğim gibi arkadaşlar. Şu an boşluk fazla yok yani şu an hizalı düzgün bir şekilde gözüküyor. Pro hocam e-ticaret sitesi. Evet. Şimdi bunu kaydedelim şuradan file export diyoruz export diyoruz style dosyası oluşturdum ben proje ilk e sistemimizin içerisinde bir tane style dosyası oluşturdum dersi başlatmadan önce style dosyasının içerisinde kaydedeceğim bunu bunu kaydedelim adını ise ee, ne diyelim zaten image onu seçili jpeg olarak kaydedecek adı logo nokta jpeg olsun yani logo diye kaydedelim şimdi bakalım kaydetmiş mi şöyle Evet, ilk e-ticaret sistem style. Evet, gördüğünüz gibi kaydetmiş. İstediğimiz boyutlarda hemen hemen. Şimdi yapacağımız şeyler programlamaya geçelim. Logomuzu yaptık. Öncelikle bir CSS bağlantısı oluşturmamız gerekiyor ve CSS oluşturmamız gerekiyor. Hit şurada. Başlığımızı da düzenleyelim. Şöyle başlığımızı şöyle şuradan ne yapalım başlığımızı? Pro PHP hocam tire İlk e ticaret, ticaret sistem ana sayfa olsun ana sayfa <laughs> uzun oldu biraz şöyle e'den sonra boşluk ticaret evet şöyle e ticaret sistem ilk e ticaret sistem şimdi yapmamız gereken ilk şey bir css oluşturmak css dosyası oluşturmak peki onu nasıl yapacağız genelde benim kullandığım yöntem şu arkadaşlar Dreamweaver'da çalışırken el yazmaya gerek yok yani Genelde amelilik oluyor bu tür şeyler. Yani eğer çok hızlıysanız elinizde yazabilirsiniz. Şuradan Page Properties'ten bu metodu sıkça kullanıyorum arkadaşlar. Şuradan Arial seçelim, Arial seçelim, 12 piksel seçelim, 12 piksel. Şuradan text rengim, şunu seçeyim. Arka plan rengi beyaz olsun. Arka plan rengimiz beyaz olsun. Background falan kullanmayalım. Şimdi bir apply diyelim bakalım. Apply dedik. Okey dedik. Şimdi kod bölümüne bakalım. Gördüğünüz gibi CSS dosyalarım, CSS kodlarım gelmiş buraya. Şimdi ben bunları alıp yeni bir CSS dosyası oluşturacağım. Oluşturmadan önce linklerimizi de alalım. Linklerimizi. Linkleri de Şöyle page properties'ten linke gelelim. Şöyle şuradan size linki boyutu biraz daha büyük olsun. 14 piksel olsun. Şöyle mavi renk olsun. Link ikimizin. Ziyaret edilmiş siteler de mavi olsun. E, rollover siyah olsun. Rollover üzerine geldiğinde. Aktif linklerde mavi olsun. Şöyle birazcık daha değişik bir mavi olsun. Değişiklik olsun. Evet. Apply diyoruz. OK dedik. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi A kodlarımız yani link kodlarımız da geldi. Şimdi şöyle yapacağım. Şurayı şöyle şuradan başlayacağım kopyalamaya. Body'den başladım. Şöyle şu en son şuraya kadar alacağım. Yani sadece şu style tekleriyle şu e, yorum şeylerini almayacağım. Şu gri renkte gözükenleri. Onları almayacağım. Şöyle şurayı Ctrl X ile kestim. Ee, şimdi yapmamız gereken yeni bir style CSS dosyası oluşturmak. File diyorum. File dedikten sonra New. Buradan CSS diyorum. New CSS diyoruz. Ee, new CSS dedikten sonra yapmamız gereken şey şöyle şunları silmek. Silelim bir. Ctrl e, X ile kaydedelim. Ctrl S ile kaydedelim. Adını ne diyelim arkadaşlar? Adı style. css olsun. style. css. style diyelim. Kaydediyoruz. Şimdi buraya yapıştırdım. Ctrl e, V ile yapıştırdım buraya. Bunu bir daha kontrol ile kaydedelim. Fakat şu an index sayfamızda herhangi bir style yok. CSS yok. Nasıl yapacağız? Bağlantı oluşturacağız. Şöyle şunları silelim arkadaşlar. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Onları sildim. Hit tag'lerin arasına bir CSS bağlantısı oluşturmamız gerekiyor. Direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Başka bir yerden biliyorsunuz. Elle yazayım ben şuradan. Link. Aslında bunları böyle hazır durdurup tekrar yapıştırırsam video daha da kısalır aslında ama neyse. Hem öğrenmiş olursunuz çabucak nasıl yapıldığını Ring zaten hazır veriyor bize linkrel buradan ise style sheet'i seçiyoruz s ile t'ye basınca zaten style sheet evet şimdi ise yapmamız gereken şey href kaynağını göstermek Href. browse deyip arayabilirsiniz fakat aramaya gerek yok ben direkt el yazacağım zaten style dosyasının içerisinde style .css. şöyle bir şey oluyor arkadaşlar mesela nokta nokta oluyor şöyle yapıyorlar bunun anlamı şimdi bizim nerede dosyamız e e ticaret sitemizin içerisinde style klasörünün içerisinde. Biz normalde bunu böyle direkt atacağız. Eğer bir şöyle bir tane dosyanın içerisinde ise bunu kullanmamıza gerek yok. Yani şunu kullanmamıza gerek yok demek istediğim. Diyelim style dosyasının içerisinde yeni bir klasör oluşturduk style diye. O klasörü belirtmek için şu iki noktayı kullanıyoruz. Eğer bir tane daha koyarsak şöyle e slash'ı koyup iki nokta bir daha koyarsak bunun anlamı bunun içerisinde bir tane style dosyası oluşturduk. O style dosyasının içerisinde bir tane daha oluşturduk anlamını geliyor. Bunları bilmekte fayda var. Evet şöyle silelim bunları. Ekstra bir bilgi oluyor olmuş oldu bu. Evet, devam edelim. Style CSS dedik. Ondan sonra type'ını belirtelim. Type tek CSS olacak tabii ki. Ve media'yı da belirtelim. Media screen olacak arkadaşlar. Screen diyoruz. Evet, bunlar hazır zaten. Normal bildiğiniz style. Evet şimdi bağlantımızı oluşturduk. Şu an CSS bağlantımız var burada. Ctrl S ile kaydedelim. Evet dizayn bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi style dosyamızla artık bağlantı oluşturdu. Burada style dosyamız var. Şimdi kod bölümüne tekrar geri gelelim. Yapacağımız şey arkadaşlar divlerle bir şey oluşturmak, iç, iskelet oluşturmak yapacağımız şey. Hemen body kısmına şöyle yapalım. Body kısmına ilk olarak divlerimizi yazalım. İlk divimiz şöyle ana bir divimiz olsun. Div div kapatalım divimizi id id vereceğiz divlere div align diyelim bu align center olsun çünkü ana divimiz bu center evet align center diyoruz bir de id verelim id ne olsun ana bölüm olsun ana bölüm bölüm dedik evet ana bölüm dedikten sonra bu ana bölümün içerisinde olacak bizim yapacağımız tüm divler Üç tane divimiz olacak bir başlık bölümü yani şu sitemizin bir başlık kısmı olacak şurada bir başlık kısmı. Altında içerik kısmı olacak. En altında da footer'ımız olacak. Yani üç ana hattan oluşacak sitemiz. Evet, yer sitemiz. Şimdi div diyoruz. Div. Div dedikten sonra id'sini de verelim hemen unutmadan. ID ne diyelim? Sayfa baslik olsun. Türkçe karakter yok. Baslik. Evet. Div baslik dedim. Şöyle yapalım. Kapatalım bunu. İstediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Div başlık. Türkçe karakter yok ama arkadaşlar dikkat edin. Aslında İngilizce kullansak daha iyi olurdu ama işte. Div. ID dedik. ID. Sayfa başlık. Şimdi ise sayfa içerik diyelim. İçerik. Yine Türkçe karakter yok. İngilizce'de büyük id nokta yok. Evet. Şöyle. Evet, bunu da kapattık. Şimdi ise div. ID. Buraya ise footer diyeceğiz. Footer. Sayfa footer sayfa 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 footer dedik. Evet. Kapatalım. Evet, sayfa footer dedik. Şimdi ise yapmamız gereken bunları CSS vermek. CSS verelim. Evet, CSS'lerimizi verelim. Ee, şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Sadece gözüküyor. Hatta hepsi gözükmüyor bir kısmı. İki tane gözüküyor divimiz. Ee, sayfa başlık, sayfa içerik, sayfa footer. Şimdi style css bölümüne gelelim. Şöyle şurada biraz boşluk bırakayım. Net görün. Ortada yazalım, yazmaya başlayayım. Şöyle şuradan kare işaretiyle, telefonlardaki kare, ds işaretiyle. Ee, neydi şuradan? Kopyalayayım. Sayfa başlık. Sayfa baslik. Türkçe karakter kullanım sayfa içi sayfa footer evet. Sayfa başlık kısmımız olacak. Şöyle kuyruklu parantez kuyruklu parantez kapatıyoruz evet. Kuyruklu parantez kapatıyoruz. Şöyle alta geçirdim. Şöyle şunu kopyalayayım. 3 tane vardı. Şöyle şu, şuradan evet. Sayfa bir tane daha kopyalayayım. Evet şimdi sayfa başlık sayfa içerik vardı. Şöyle şu, şu kısmı içerik yapalım. İçerik, içerik, içerik. Burası da footer yapalım. Sayfa footer. Sayfa footer dedik. Şimdi ise renk verelim denemek için. Color çalışıp çalışmadığını anlamak için. 2 nokta. Şöyle burası mavi olsun. Mavi. Noktalı virgülle kapatıyoruz. Şuraya ise color diyelim. Color 2 nokta. Daha fazla nokta attık. 2 nokta. Şöyle. Burası ise yeşil olsun şöyle şu yeşilleri andıran bir renkler fark etmez arkadaşlar. İstediğinizi verin. Deneme yapacağız şimdi çalışıp çalışmadığına dair. Kırmızı diyelim burası da kırmızı olsun. Evet. Noktalı virgül koyma etmiş süre. Noktalı virgülümüzü koyalım. Kodumuzu kapatalım. Ctrl-S dedik. Şimdi indekse tekrar geri geliyorum. İndekse geri geldim. Evet. Şöyle dizayn bölümüne baktığımızda şu an herhangi bir değişik göremiyorsunuz. E, fakat şimdi şuraya biz div test yazarsak test. Şöyle şu. Şunu da kopyalayıp Ctrl-C ile kopyalayırız kopyalarsak şöyle şöyle bakalım şimdi gördüğünüz gibi 3 tane divimiz var birincisi mavi ikincisi yeşil üçüncüsü kırmızı evet bunun anlamı çalışıyor demek şu an her şey çalışıyor sorun yok demek ee, peki ne yapalım şimdi ise yapmamız gereken şey şöyle div align center dedik şöyle şunları silelim şöyle şunları silelim bunları sildikten sonra şuraya bir tablo oluşturalım. Tablo, tablo oluşturalım mı? Evet, tablo oluşturalım. Ee, sonra footer'ımızı falan koyalım. Footer'ımız olsun. Footer'ımızı koyalım, logomuzu koyalım. Şimdi ondan sonra include metodu ile include edelim. Bunları yap. Onları yapmadan önce ise şöyle yapalım. Bu yaptığımız çalışmanın amacı arkadaşlar şunları Yapmamızın amacı mantıklı tarafı, yani siz oluruz iki yöntem dediğim, şunların hepsini aynı anda uygulayacağız. Diyelim mesela şu testi yazısını burada ana, ana sayfamızdaki değiştireceğiz. Yapmamız gereken sadece style'a girip değiştirmek. Bunu hepsini uygulayacağız. HTML'de falan yani programlama olmadan yapılan sitelerde tek tek giriyorlar siteye böyle sayfalara giriyorlar, hepsini tek tek değiştiriyorlar. Ama bizim yapacağımız yöntemde de diyelim mesela şu an hangi renk kırmızı renk, değiştirelim mesela onun rengini. Şöyle tüm sayfalara da uyguladığımızı düşünün. Onu. İki nokta. Mesela e, gri yapalım. Gri diyelim. Bakalım. Dizayn bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi gri olmuş. Yani bu eğer uygulasaydık hepsini. Hepsinde aynı anda geçerli olacaktı. İşte mantıklı ve zeki tarafı. işin bu arkadaşlar. Zeki tarafı bu. Şimdi ise yapmamız gereken. E, şöyle bir hizalayalım arkadaşlar şunları. E, Header'ımıza falan e, genişlik verelim. Şöyle yapalım. E, ne verelim? Border verelim. Sonra background ve genişlik verelim. Şöyle kolları siliyorum arkadaşlar. Şöyle kolları siliyorum. Kolları sildim. İlk olarak border verelim. Border 2. nokta. Ne verelim border'ımıza? Şöyle şuradan. Evet bunu verelim. Border. Ondan sonra bir piksel diyelim. Şöyle bir px. Bir px solid olsun. Solid evet. Solid'e tıkladık. Noktalı virgülle kapatıyorum. Şimdi ikinci olarak border border bottom diyelim. Yani alt border vereceğiz. Border bottom altı demek. Border bottom. ona da şöyle yapalım. Border bottom'u da hangi renk olsun? Non, tabii border bottom nan diyoruz. Nan evet. Noktalı virgülü koyduk. Şimdi ise yapmamız gereken şey ee, şöyle yapalım. Border, background verelim. Background, arka plan rengi olsun. Bir de background color diyeceğiz tabii. Background color. Şöyle yapalım. Silelim şunu yeniden. Şöyle, evet. Background color. Background color. Arka plan rengimiz. Ee, şöyle bakalım. Arka plan rengimiz ne olsun? Benim genelde kullandığım 50 yazdığım bir renk var. Onu yazayım durun arkadaşlar. 50 kullandım. Siz de yazarsınız. Ds işaretiyle şöyle. Ds işaretiyle. Ee, F 4 F4 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 e basamadık Tabii ki 4 F4 F4 evet, beyaz oldu ama hani normal beyaz değil. nokta virgüle koyalım white diyelim white white genişlik genişliğimiz 9 piksel olacak 900 piksel olacak. Şimdi bunu e, hepsine uygulayacağız. Yaptığımız tüm şeylere, çalışmalara uygulayacağız aynısını. Şöyle yapalım. Şöyle şuradan. Evet. Evet. Şimdi bakalım index.php'ye. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Div center demedik mi biz burada? Dedik fakat e, evet, onları ayarlarız. Onları ayarlarız sorun değil. E, herhangi bir sorun çıkmayacak. Şöyle yapalım, div align center. Çeyden burada dreamweaver'da ve gözükmüyor normalde. Attığımız zaman gözükecek, herhangi bir sorun olmayacak, ortalanacak yani. Ondan önce de yapmamız gereken şöyle şuraya bir şey yapalım. Geri gelelim Ctrl Z ile geri geldim, burada yapayım. Bir tablo oluşturalım şurada. Test yazısını siliyorum. Bir tane tablo oluşturalım. Evet, bir satır, iki kolon, yüzde yüz olsun, yüzde %100% arka plan olmasın. OK diyorum. Şu an bakalım tablomuza. Evet gördüğünüz gibi bir tablomuz var. Şuraya ben resmimi koyacağım. Şöyle şuradan. Evet böyle istediğimiz gibi değiştirebiliriz tablomuzu. Dreamweaver'da herhangi bir sorun olmaz. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım. Şuradan. Resim ekleden image'e geliyoruz. Image şuradan logomuzu alıyoruz. Okey de tıklıyoruz. Evet, logomuzu koyduk. Buraya istediğimiz gibi yazı yazabiliriz. Herhangi bir sorun olmaz. Şimdi yazımızı şöyle şuna link de verelim. Index olsun. index.php noktamızı koyduk. Bunları da tabii ki bir sonraki dersimizde falan atarız. Yani şeye sunucumuza, serverımıza. Border de versek aslında buna hiç fena olmaz. E, padding verebiliriz. Şöyle yapalım. Table'a bir padding verelim. Padding. Nerede? Cell padding. 16 piksellik bir cell padding fazla geldi ama. Şöyle ctrl z ile geri alalım. Boşlu. Paddingi. Neyse onu sonra ayarlarız. Şimdi. E, şöyle aslında tablomuzun altına bir tane daha oluşturalım. Şöyle. İki tane row olsun. İki tane satır olsun. Evet şunu da seçelim birleştirelim. Şöyle seçtik. Birleştirdik. Evet şuradan birleştirdik arkadaşlar. Şöyle CSS kısmından buradan istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. HTML kısmından da buradan değişiklikler yapabilirsiniz. Tablonuzla alakalı. Şöyle tablonuzu seçip buradan da istediğiniz değişiklikleri verebilirsiniz. Hatta bunları biliyorsunuzdur. Şimdi şuraya da linklerimizi verelim. Şöyle ana sayfa diyelim. Ana sayfa. Şuraya link 1 link 2 link 3 diyelim. Şimdi şunlara link verelim ana sayfaya. DS işaretiyle hatta ana sayfaya index.php diyebiliriz direkt. Index. İsterseniz full HTTP sitenizin adı index.php diyebilirsiniz. Bu da çalışacaktır. enter'a tıklayalım. Evet linkimizi verdik. Şunlara da DS işaretiyle link verelim. Yani şöyle yapalım. DS işaretiyle link verelim. Link 1'i seçmişiz. Evet şöyle DS işaretiyle linkimizi verdik. Ama biri seçmemişiz arkadaşlar. Şöyle yeniden seçelim şöyle. Evet. Hatta bir geri gelelim. İki defa link vermiş olmuyorum. CTLZ ile geri geldim. Şu an link kalktı. Şöyle biri de seçiyorum. Aslında önemi yok o kadar ama. Evet şöyle link 1. Şöyle şuradan. Link 2. Link 3. Link link 3 dedik şimdi ise yapmamız gereken şey arkadaşlar ne yaptık linklerimizi verdik footerımızı içeriğimizi e, include etmek include etmek onu nasıl yapacağız hemen kod bölümüne geçelim şimdi e, template oluşturmak şöyle şurayı seçeceğim şu divimi, tablomu alacağım şu başlığı alacağım şöyle ctrl x de şuradan kestim Ctrl X ile. Bakalım dizayn bölümüne gitti. Gördüğünüz gibi gitti. Kod bölümüne tekrar geri geliyorum. File diyorum. New diyorum. Yeni bir PHP oluşturacağım. PHP. Şurayı siliyorum. Şöyle sildim. Ctrl S ile kaydedelim. Şöyle yukarı çıkalım. İlk etişer sitemizin içerisine bu e template neydi bu? Başlık kısmıydı. Başlık olsun. Template başlık diyoruz. Şöyle Ctrl V ile yapıştır. Ctrl Ctrl V ile yapıştırdım ctrl -S ile kaydettim bunu. Template başlığı kaydettim. Şimdi ise yapmamız gereken şey e, PHP kodlarımızı yazalım. PHP kodlarımızı e, şöyle yapalım. PHP kodlarımızı yazalım. E, şuradan tabi PHP kodlarımızı şöyle PHP koymayı unuttuk. PHP include was metodunu kullanacağım. Include altre once. Evet şöyle iki nokta noktalı virgül. Şöyle tırnak işaretleri arasında e, şeyimizin adını yazalım neydi template başlık template altre baslik nokta php template baslik evet. bakalım düzen bölümümüze. gördüğünüz gibi geri gelmiş şu an gözüküyor şurada şimdi ise bu metotla yine dediğim gibi arkadaşlar tüm sayfalarda tek tek uğraşmayacağız sadece burada yapacağız S sadece burada değişiklik yapacağız. Eğer başlığımızda logomuzu değiştirmek istediklerim, linklerimiz ya da şurada herhangi bir yazı yazdık onları değiştirmek istersek. Şimdi ise yapmamız gereken şey footer'ımızı da aynısını yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane footer oluşturalım. Şöyle şunu Ctrl X ile keseyim. Ctrl X ile keseyim. Şöyle file new php evet. CTRL'e yapıştırdım. Ctrl S ile bunu da footer e, ee, tabi ki footer demelim template footer footer php diye kaydetti bu evet şimdi ctrl s ile değişik yapmadı ctrl s ile kaydedelim yine de şöyle şuraya da yine şunu kopyalayalım evet bir bakalım önce gitmiş mi gördüğünüz gibi şu an yok footer'ımız bu test şu yazı tıklayalım şöyle bu test içeriğimiz içeriğimiz içeriği aynı olmayacak hepsinin değişik olacağı için ona template oluşturmayacağız şimdi şöyle e, yap tabii geri gelelim şunu kopyalayıp yapıştıracaktık Ctrl-C ile kopyaladım. Yapıştırdım. Şurayı footer yapacağız şöyle. Başlığı footer yapalım. İsterseniz aynısını bir daha yazabilirsiniz ama uğraşmamak için evet. Footer evet. Bakalım şimdi zaten bölümümüze. Evet gördüğünüz gibi footer'ımız da geldi. Evet bu dersimiz o kadar olsun. Çok fazla uzamasın. Sanırım kaç dakika oldu? Bayağı oldu. bunu da burada bitirelim. templatelerimizi oluşturduk. Bir sonraki dersimizde şunları kontrol ile kaydedeyim. Bir sonraki dersimizde diğer sayfalarımızı da uygulayalım. Sonra MySQL Database'imizi e, sistemimizi nasıl bir sistem oluşturacağız onu da e, gösterelim. Yani nasıl bir MySQL sistemi oluşturacağımızı. E, bu dersimiz burada bitsin. Umarım faydalı olmuştur. Anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerlerde videonun altına yorum yapabilirsiniz. E, her türlü yardımcı olacağız sizlere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.